Silahta susturucum var ama pistolde susturucum yok. Oo, merhabalar müptezel kardeş. Abi silahın sesi çok iyi değil mi ya? Silahın sesi çok iyi değil mi ya? Ay, fener mi açık? Yo. Açık kapalı fark etmiyor bu arada. Biraz gündüz vakti parlaklığı kısalım mı? Bulunduğum zeminden mütevellit herhalde. Mermi miktarımı bile göremedim. Ama silahın sesi efsane abi, böyle hani fiu ediyor böyle bir, of kendimden geçiyorum. Şimdi bize bir tane nişancı tüfeği lazım. Bir tane nişancı tüfeği yapacağız. Keskin nişancı tüfeği mi, normal nişancı tüfeği mi? Bence keskin nişancı tüfeği yapalım. Çünkü daha uzun sürede yapılıyor. Ve muhtemelen daha sağlam sıkıyordur. 18 tane tüfek parçası, 90 tane dövme çelik. Şimdi bir saniye, 18 tane tüfek parçası. Var mıdır elimizde lan? Makineli tüfek mi, normal tüfek mi? Normal tüfek parçası 18 tane. Normal tüfek parçası 18 tane. Bugün biraz el ayarım yok, benim kusuruma bakmayın. 90 tane dövme çelik, 30 tane bant. Onu gördüm. 90 tane dövme çelik, 30 tane bant. Ya bu arada ben mod kur çıkar yaptım ya. Benim oyun bozuldu arkadaşlar ya. Şu an oynadığımız save'de böyle yani E tuşuna basıyorum. Garip garip sekelekliyor falan. Çok abidik gubidik şeyler oluyor. Ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor abi. 120 tane hurda polimer, 36 tane yay. Dövme çelik lazımmış bu arada. Nerede dövme demir? Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Dövme çelik lazımmış. Bir saniye. 120 hurda polimer. Dayı, dayı. Ah, hadi bul bakalım sana dövme çelik. 90 tane dövme çeliği nereden bulacaksın? Bir de yay vardı, bir saniye. O yayı da halledelim. Şurada 5 tane çelik olsun. En azından yeri belli olsun. 36 tane miydi yay? 36 mıydı? Ben 36 diye hatırlıyorum ama... Bakalım doğru mu hatırlamışım. Evet, 36. Şimdi 60 tane dövme çelik lazım bana ama 60 tane dövme çelik için öncelikle şu an tarumar ettiğim bu alanın işini bitirmesi lazım. Çünkü burada dünyanın işi var. Dövme çelik. Dövme çelik için ne gerekiyor? Kil demir. Kil de var, demir de var abi. Peki 30 dövme çelik buradan yapma emri versem. Sonra 30 dövme çelik buradan yapma emri versem. Şöyle buralardan 30'ar dövme çelik yapılsın. Bir tane de bana sandık ver. Döndüğümüzde yapacağız artık keskin nişancı tüfeğini arkadaşlar. Başka bir çare yok gibi duruyor. Hemen şuranın dibine. Ayrıca mermi ile alakalı materyalleri de koyalım. Üstüm başım cephanelik gibi geziyorum abi. Cephanelikten de öte hatta. Şu sağlık malzemelerine baksana. Kılıma zarar gelmesinin bir imkanı yok ki. Atel var mı hocam? Atel, atel. Atel de alalım bir yanımıza. Ama 10 tane almayalım ya. Kolumuz molumuz kırılırsa diye alıyorum. Şu 5'ini bırak. Şuradan biraz vitamin bırak. Antibiyotiğe ne kadar ihtiyacın olabilir? Antibiyotiği bırak. Mermiler burada, şeyler burada. Hıt 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 hıt. Ha bu arada şunu hemen bir tamir edelim. Ben susturucu yapabiliyor muyum? Susturucu modu. Aa, susturucu yapabiliyorum. 10 dövme çelik, 5 hurda polimer, 5 yağ, 5 makine parçası. Abi gidelim de şu pistole de bir susturucu yapalım ya. Peki M60 craftlayabiliyor muyum? Şimdi diğeri için dövme çelik gerekli, onu anladık da. Buna da 50 tane dövme çelik. Arkadaş M60'ımıza kadar her şeyimize dövme çelik gerekiyor ya. Tamam neyse, varsın pistol susturucusuz olsun. Biz buradan bir an evvel uzaklaşalım. Burası çünkü cayır cayır yanıyor. Bana ne lazımdı? Bana barut lazımdı abi. Barut için ne lazım? Barut için kömür lazım. Nitrat lazım. Kömürle nitratı nereden bulacağız? Çölden bulacağız. Umarım böyle bir yerlerde kömür kaynağı falan bulabilirim ya. Kömürle nitrata ihtiyacım var çünkü.
Şöyle etrafı da bir geziniyorum. Zombi grupları geliyor mu diye. Çünkü base'de ateş yanıyor biliyorsunuz. Base'de ateş yandığında o zombi gruplarının buralara gelme olasılığı birazcık daha muhtemel oluyor tabii ki. Tamam, o zaman barut ihtiyacını karşılayabilmek adına şöyle gidiş yolculuğu başlasın abi. Şimdi böyle bir şey yok. Ne oldu? Dostum, Ark gireli bayağı zaman olmuştur ya. Aylar olmuştur, abartı olmasın da. Çok uzun bir zaman. Silah susturucusu çıkıyor kanka tabii ki. Şey, keskin nişancı tüfeğiyle mi ateş etmemi istiyorsun? Şununla mı? Bak, susturuculu sesi şu. Yani ne kadar net geliyor sana bilmiyorum. Çok şey bir sesi var böyle susturucuyla. Susturucusuz sesi de göstereyim kankam. Kendi evime sıkmıyorum diyeyim bana, ne olur. Buradan oraya mermi gitmez gerçi. Gitse de eşeğin örekesi ya. Bunun keskin nişancı tüfeği modunun sesi daha iyi kanka. Bir keskin nişancı tüfeğim olsaydı gösterirdim sana. Onda bir ses çıkıyor böyle. Kitipay'a teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Hoş geldin. Onda bir ses çıkıyor kanka, böyle acayip tok bir ses çıkıyor. Kendini böyle Birinci Dünya Savaşı atmosferinde falan hissedebiliyorsun. Ne yapalım, gelmişken şuradaki malikanelere girelim mi ya? Evde işler halledile dursun, biz de buraları bir lootlayalım. Buralara hiç girmedim çünkü, yanlış hatırlamıyorsam. Girmedim diye biliyorum en azından. Arabayı elime alabilirsem şöyle. Hala dünkü sıkıntı devam ediyor bu arada. Aynı dünkü gibi abi. Biraz fazla barut bulabilirsek iyi olur. YouTube'a tabii ki burada gördüğünüz her şey geliyor sevgili arkadaşlar. Her şeyi atmaya çalışıyorum. Bir bugün video gelmedi galiba. Ondan da emin değilim. Zira her şey birbirine girdi bende. Karışıyor, karışıyor. Malikaneden yemek bulabilmek güzel. Zira yemek kaynağına sürekli ihtiyaç oluyor. Da ben bu silahla karşıma bir şey çıktığında mücadele edebileceğime pek inanmıyorum. O yüzden shotgun'la gitmeye devam edelim. Çünkü gerçekten bu silah sıkıntılı. Oo, merhaba. Buna benzer bir ev lootlamıştık bu malikane tipinde, öyle değil mi? Bu design çok da yabancı değil de kafamı çarpmaktan hiç hoşnut değilim. Abi neden sürekli kafamı çarpıyorum? Kafamı çarpmak beni mutlu etmiyor. Yo, tam olarak buraya girmişiz abi. Yemin ediyorum beynim döndü. Kafam, beynim döndü. Bu yayınlar bir gün bitecek diye çok mu korkuyorsun? Yok canım, buralardayım, buralardayım. Endişelenmene gerek yok. Yani en azından manita yapana kadar. Sonra sayan... Ama yeter ya! Üf, almayacağım yukarıdaki çantayı. Ya, kafamı vura vura şey oldum ya. Lan kafamı vuruyorum, bir de şey miyim ben, anlamadım, jöleden mi yapıldım? Nasıl geri sektirebiliyor beni o? Kafayı vurduğunda bir damage yemesi gerekiyor yani insanın. Ben burada kafayı vuruyorum, geriye doğru sekiyorum. Jöle miyim abi ben? Jölemsi bir kıvamım var herhalde. Çünkü bildiğim beni geriye doğru atıyor. Abi 4 metreye zıplayabiliyorum ama evet, 1 metreye zıplayamıyorum ya. Jolemsi bir kıvamım var herhalde. İtalyan ajanı olduğum doğru mu? Öyle bir şey mi yakıştırdınız bana? Çok sevindim. Evet, bir pis herif de hemen fırsatları değerlendiren gaming yapıp o zaman Samet ömür boyu bizimden yazdı. Sen bir pis herifsin. Ha, turşu mu kurarsınız kanka? Yani şey dedim ya, manita yapana kadar yayındayım diye, buna istinaden ömür boyunu kastetti. Arttırıyorum, görüyorum ve arttırıyorum. Evet, bunlar da beni bir katlayacak galiba. Ya yeter, ben jole değilim artık. Angry Birds müyüm ben?
Hep bunlar kafayı vurmaktan oluyor. Vallahi kafayı vurup duruyor Char. O ölmedi bu arada. Ölüyor gibi ses çıkardı ama ölmedi. Kafayı vurup duruyor abi. Ondan sonra sıkıntı oluyor böyle. Kafayı ne kadar vurursa vursun hala kas kafa. Cüce İmparatorluğuna ne oldu? Devam ediyor. Gözlerim. Kör oldum. Kör oldum. Abi şu zıplama skillini sileceğim artık ya. Dar alanda tam bir felaket. Yani yine birazcık uzun alanlarda iyi de. Bu arada bildiğim halde okuduğum kitapları sırf experience için okuyorum tekrardan. Çünkü paraya ihtiyacım yok. Bak benim bu eve daha önce geldiğimi nereden anlarsın? Burası normalde duvarla kaplıydı ama kuvvetle muhtemel buraya shotgun mermisiyle sıktığım için artık orası duvarda değil. Yeni oyun. Tavsiyede bulunabilirsin. Ya şu oyuna göz atabilirsin şeklinde. Ama sana zahmet tavsiyelerinin yayında gidecek türden ölsün. Örneğin Hearts of Iron 4'te Luxemburg ya da EU4'te Ryuku senaryosu falan, hani bu tarz öneriler yayın ve benim açımdan sağlıklı değil. Ve Gökay Tekin, iyi yayınlar, ilk bağışımı sana yapıyorum demiş. Gökay'cığım çok teşekkür ederim desteğin için, sağ olasın. Umarım yayınlarda keyifli güzel zaman geçirmeye devam edersin, eyvallah. Desteğin için çok teşekkürler. Aa, bu arada yani minik yemek de stokluyoruz, o da güzel bir şey. Mouse sensitivini biraz kıssam oyunda kontrollerden. Bakış hassasiyeti, yakınma hassasiyeti, hareket, tamam. Şunu şöyle bir %35'e düşürsem nasıl olur misal? Yani daha sağlam, daha stabil. Şu odaları da bir kontrol ederim. Subnautica oynadık zaten ya. Evim var, evim var. Şu an evimde crafting yapılıyor hatta. Evimde materyaller işleniyor. Mermi yapıyorum. O mermiye ek olarak barut gerekiyor. Bir yandan barut arıyorum. Bir yandan da işte sağda solda bulduğum yemektir, sudur, diğer materyallerdir. Abi bence sorun olan şey mouse'un hassasiyeti falan değil ya. Ben sorunun bu olmadığına inanmaya başladım. Sorun daha derinlerde. Benim kollarımda dostum. Kollarım yok. Elektroşok cihazı parçaları. Ya ben bunları da eve götürmeye kalkarsam evin yolunu bulamıyoruz ki. Bakar mısın, ne modüller bitiyor, ne mermiler bitiyor. Ama şu mermiden biraz depolayalım ya. Abi benim save'ime sıkıntı olduğunda, ben modu kaldırdığımda benim magnum mermilerim de silindi, biliyor musunuz? Artık magnum mermilerim yok. Evet, mouse bozuk. Sorun daha derinlerde. Kesinlikle mouse bozuk. Bu ev buradan ibaret bu arada. Ya bunun ötesinde daha büyük bir loot alabileceğimizi pek zannetmiyorum. Ama şu mekan karizmatikmiş yani. Burada savunma yaptığını düşünsene. 2 dakikada yıkarlar burayı. 2 dakikada harcarlar. Çünkü ev odundan, yanlış bilmiyorsam. Aynen, bu ev büyük ihtimalle odun şey var burada. Taş boyası var. Hayta Bey merhabalar, hoş geldiniz efendim. Keyifli seyirler diliyorum. Kollarımı havaya mı kaldırayım, neden? Yani burası böyle birazcık daha lüks semti sayılır mı? Sayılır, sayılır. Ya en nihayetinde içeriden mermi de bulabildik. Modüller de bulabildik. Birkaç kitap parçası da bulabildik. Ama bize temel olarak lazım olan şey kömür ve nitrat. Ne yazık ki kömür ve nitrat kaynağı bulamadık hiçbir yerde. Şu an evde craft yapılıyor. Evim şurada. Evde craft yapılırken ben de sağda solda dolanıyorum öyle, belki bir kaynak bulabilirim diye. Haritada zombi sınırsız, evet. Zombiler sürekli spawn oluyor. Zombiler sürekli yeniden geliyor.
Buna bağlı olarak lootlar da 15 günde bir yenileniyor. Bir alanı lootladıysan misal 15 gün içerisinde o alanda loot yeniden çıkıyor. Göremiyorum ki çalıdan çırpıdan. Öldün mü numara mı yapıyorsun? Vallahi bana numara yapıyor gibi geldi ama öldü sanırım ya. Kömür arıyorum efendim. Kömür arıyorum. Şu an bana ziyadesiyle kömür lazım yani. Bunlar kömür gibi duruyorlar mı? Evet duruyorlar ama materyal olarak ne barındırdıklarını inanın ben de bilmiyorum. Aa kömür. Kolaymış. Biraz parlaklığı açmanın vakti geldi sanki. Biraz deyip pullememe ne diyorsun? Bir de kontrollerden şu fare hassasiyetini aynı yere tekrar alır mısın? Teşekkürler. Tam böyle bir çizik. Tamam, kömür ihtiyacımızı gidereceğiz. Kömür ihtiyacımızı gidereceğiz deyip taş kazıyorum büyük ihtimalle ama. Sesi kapatayım mı? Sizin için daha rahat olacaksa. Bugün 63. güne gelebilir miyim bilmiyorum. Spider zombilerden ziyade şey de çok fenadır Kitty Bey. Kurtlar geliyorlar, zombi köpekler geliyor. Hele hele zombi köpekler. Aniden üzerine bir şey koşturuyor ve durduramıyorsun. Çok şey bir şey ya. Çok nasıl diyeyim? Çocukluk kabusun gibi böyle. Bir de akbabalar. Korkutmuyorlar da en neşe akbabalar. Ağzımın içi dışında evde yer yok mu acaba? Korkutmaması mümkün değil ki o akbabaların. Zombi köpekler de çok beterler. Abi kazarken ses fazla çıkıyor genelde. Şöyle yapalım, şimdilik sesi sıfırlayalım. Amaç eve kömür götürmek zaten götürebildiğimiz kadar. Hatta buradan direkt eve uğrar, evde barutları falan doldururuz. Şu an normal taş kazıyorum ama normal taş değil. Kömür lazım, kömür. Ayırt edemiyorum ki materyalleri arkadaş. Nasıl şey yapacağım? Nasıl ayırt edeceğim? Yok, normal taş vermeye başladı. Şurası bana deli divane kömür verecekmiş gibi geliyor ki kömür verdi. Güzel. Ama o parçaları şey yapamıyorum. Çok takip edemiyorum. 99 kömür öteye gitti mi? Gitti. Şimdi bir saniye, bize bir birim barut için ne kadar kömür gerekiyor? Öncelikle bir onu belirlememiz lazım. O miktarda barut kasmamız lazım. Bize 3000 barut lazım olduğuna göre 3000 kömür ve 3000 nitrat tozu lazım demektir. Evde ne kadar var bilmiyorum. O zaman en azından yarım stek bir 3K kömür yapıp öyle gitmemiz lazım eve. Ki barutları yapabilelim. Biliyorsunuz 7.62 mermisi yapıyoruz. Şu M60 silahını daha rahat kullanabilmek adına bu arada şeyi açalım ya. Flashlight'ı bir açalım, oyun kendine gelsin. Zombilerin falan gelip gittiğini duyamıyorum, bu beni tedirgin ediyor ama yapacak pek fazla bir şey yok abi. 3000'e yakın kömüre ihtiyacımız var. Dışarıda bir kömür madeni daha gördüm, olmadı onu da işleriz. 3600 küsür barutum vardı, evet biliyorum. Ama 6000 barut lazım dostum. Çünkü bir birim 7.62 mermisi için 3 birim barut gerekiyor. 1 birime 3 birim gerekiyor. Yani ben 2000 mermi yapmak istiyorsam 6000 baruta ihtiyacım olacak demektir. 6000 baruta denk gelecek şekilde kömür kazabilirsem benim için daha sağlıklı olacak. Ve tabii gün ışığını da tekrar görebilmeyi arzu ediyorum orada becerebilirsem de. Üzerimize doğru yıkılma oldu galiba. Aynen. Üzerimize yıkılma oldu abi. Şurası komple kömür madeni gibi duruyor.
Onarım kiti kullanırız ileride. Yani silahın patlama gibi bir durumu yok, merak etmeyin. İyi, en azından taş da kazıyoruz. Taş ne işe yarayacak hatırlamıyorum ama. Birazcık belki kil falan toplayıp topladığımız killeri de eritebiliriz. Biliyorsunuz dövme çelik gerekiyordu. Dövme çelik içinde bol bol demir ve diğer materyallerden erittik. Bunlar lazım olan şeyler. Zıplayarak çıkarız ya. Metrelerce zıplama şansımız var. Zıplayarak çıkarız. Ne kadar oldu totalde kömür? 1800. Kömür sıkıntısını hallettikten sonra geriye bir tek nitrat kalacak. Bu arada Yasin'in dediği kadar varmış ya. Rahat kazılıyor kömür. Rahat bulunuyor. Benim gözümde niye bu kadar büyüdü bilmiyorum da geçenlerde niye bulamadım. Bu arada toplarsam direkt eve gideceğim. Eve gider gitmez de barut yapılma emrini vereceğim. Kömür güzel duruyor bu arada. Güzel resmetmişler. Yani görüntüler o kadar da çabuk çamur değil. Zırh delici mi yapacaktım 762'yi? Cilasun zamanında bayağı şeyle sandık aradık şimdi. Kürekle sandık aradık. Çok da şey yapma yani. Zamanında gerçekten aradık kürekle sandığı ve şey oldu yani. O dönemlerinde kendine göre eğlencesi vardı be. Ya elinde bir tane kilit şeyim var, kemik bıçağın var. Öğenin tamire ihtiyacı var. Hemen tamir edelim. Elinde bir tane kemik bıçağın var. Bir tane bile ateşli silahın yok. Hani sandıkları arıyorsun. Bir umut bekliyorsun. Şimdi 60 gün olmuş save'de. İlk günlerle şimdisi kıyaslanır mı? Onun da kendine göre tadı vardı. Şu diplerine kadar alacağım. Benim bu kömür kazma hastalığı şeyden geliyor ha. Minecraft'tan geliyor. Minecraft'ı ilk oynadığım zamanlarda. Allah, benim madene bir indir. Bitti abi. Tekrardan yeryüzünde göremezsin. 3000, tamam. Birazcık daha ne olur ne olmaz fazladan alıp çıkacağım buradan. Bana gereken 3000'di zaten. Ben o 3000 kömürü tamamlamayı başardım. Şimdi bununla beraber bir de 3000 nitrat tozuna ihtiyacım var. Birazcık kendimize yol yapalım mı? Buradan yukarı doğru kaza 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 çıkarım ben. Sesi bilerek kapattım bu arada. Yani sizi çok rahatsız etmesin diye. Şurayı da aç. Ih. O kadar çıkmaya uğraştım. Sal beni buradan. Şansımız varmış. Bir tane bile zombi gelip kafamıza vurmadı. Gün 61 level SMG var. Ya sandıktan çıktı sandıktan. Ben ne yapayım? İtemler düzgün gelmiyorsa ben ne yapayım ben? Güzel kil geldi. Altın külçesi mi? Demek ki yer altını dızlarken bir de altın külçesi aldık. Şimdi buralarda bir de nitrat madeni var. Şunlar nitrat madeni diye hatırlıyorum. 3000 kadar da nitrata ihtiyacım var. Allah'tan nitratları ayırt etmesi daha kolay ya. Nitratlara yapışır hallederiz. 3000 tane de nitrat lazım bize. 3200 kömür. Tamam, yeterli. 3000'den fazlası bizim için kafidir efendim. Ya tam 3000 de bizim için yeterli elbette ama yanına ekstra olunca daha güzel oluyor tabi. Öyle dimdik iniyoruz da bir de oyunun sesleri kapalı, kafamıza bir zombi gelecek. Aklımızı alacak bizim orada, aklımızı uçuracak. Peki arkamızda bir yerde var mı? Aa, yok. Yere inmeye devam. Bir de bunun çıkışı var. Ben böyle mezar gibi dize doğru kaçıyorum da dibe doğru. Almanya merhabalar. Discord'dan gördün, koşarak geldin. Teşekkür ederim. Ve Kamil Yürük iyi yayınlar dilemiş. Kamilciğim teşekkürler desteğin için. Eyvallah.
İyi yayınlar dileğin için çok çok sağ ol. Keyifli seyirler diliyorum sana da. Sevgili arkadaşlar, şu an gerçekleştirdiğimiz işlem madende delge adını verdiğimiz cihaz ile materyal toplama işlemi, barut üretmemiz gerekiyor kendi mermimizi yapabilmemiz adına. Bunun için de nitrat ve kömür toplamamız gerekiyor. Şu an tamamıyla ham madde toparlamaya kendimizi adamış durumdayız. Oyunun sesleri kapalı, zira gerçekten kulağa çok zarar veriyor. Yani maden kazma sesi çok tatlı bir ses değil. Sürekli arka planda bir motor çalışıyor gibi düşünün. Efendim, gerekli materyalleri toplamamızın ardından sesi tekrardan açacağım. Gidip barutumuzu da yapacağız. Sonra mermilerimizi, keskin nişancı tüfeğimizi, her şeyimizi yanımıza alacağız. Tatlı tatlı takılacağız efendim. Yaklaşık 3000 tane de nitrata ihtiyacım var. Ne kadar nitratım olmuş? 1300 tane. Oo, yani neredeyse yaralamışız işte. 1500 desen neredeyse yaraladık. Evde de vardı bir şeyler diye hatırlıyorum ama evdeki nitrat miktarından emin değilim. Evde sanki böyle bir 1000'e yakın nitrat olması lazım. Benzin yeter efendim. Benzin yeter. Yeterince benzinimiz var. Zamanında çölden, çöl biyomundan bayağı petrol getirdik. 30 bin litreye yakın var efendim elimizde. Ve Mustafa, her sofar 14 indirime girmiş babuşum. Önerir miydin demiş ve 2 lira göndermiş. Mustafa'cığım, desteğin için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Her sofar 14'ü öneririm. Evet, DLC'ler olmasa da rahatlıkla oynayabilirsin. Özellikle Steam Atölye modlarından birkaç tane mod kurduğun zaman oynaması gerçekten çok eğlenceli oluyor. Ruato 56 modu en eğlenceli modlardan biridir. Fokus ağacını en çok genişleten, geliştiren, yeni özellikler ekleyen böyle nadir modlardan biridir. Ruato 56'yı kurabilirsin. Günümüz modu var, günümüz modunda oynayabilirsin. Birçok seçenek var. Bütçen için uygunsa evet, Hearts of Iron 4'ü tavsiye ederim tabii ki. Çünkü modları var. Evde 1300 mi nitrat tozu vardı? Tamam, biz ne olur ne olmaz 3000'e tamamlayalım. Öyle çıkışımızı yaparız buradan. Nasıl olsa indik artık madene. Şunu da bir tamir et bakayım. Öyle iki kere kırıldı. Altın külçesinin yanı sıra bir de ham elmas kazanmışız. Madenden içim dışıma çıktı. Daha da madene inmeyeceğim, yeter. Şu 2000 mermiyi tamamlamayı kendime görev olarak edindim. Oyunda topladığım mermiler de bana yetiyordu da bu seferki kanlı ay böyle birazcık daha çarpışmalı olacak, biliyor musunuz? Ondan dolayı fazla fazla mermi yapmak istiyorum. Savaşçı modunu aldık çünkü zorluk derecesini. Normalde zorluk derecesi maceracı, normal zorluk derecesindeydi. Biz onu savaşçıya aldık efendim. En zorun bir aşağısı galiba. 2700. Hadi az kalmış, az kalmış hadi. Ha gayret. Birazdan da buradan dışarı çıkmayı amaçlayacağız. Üstten zombi inerse şeyimiz var, şatkanımız var da. Ne bileyim, zombiler burada spawn oluyor mudur, bizi duyuyor mudur emin değilim. Zira yeterince derine indik. Tamam, şimdi buradan kurtulma zamanı. Önce bir sesi açalım. Ham maddeleri toparlamayı başardık efendim. Ve Adem Şengül, iyi yayınlar babuşum. Deliğin en üst level olan çöldeki maden istasyonu olması lazım. Delginin en üst leveli çöldeki maden istasyonunda. Map sürekli değişiyor. Adem, çok teşekkür ederim bu arada desteğin için, sağ olasın. Map sürekli değişmiyor mu, ben mi yanlış biliyorum? Gerçi bir saniye, benim oynadığım haritayla sizin oynadığınız harita aynı olabilir. Bana burada bir şey var bakayım. Tahta iskelet blok 20 tane. Beni şuradan bir çıkar. Tamam, geri kalanlarını çevir, motorumu al. Şimdi hemen eve doğru gidip craft'a devam edeceğiz. Oh be, kömürü de nitratı da çözdük. Çok iyi oldu bu. Ve etrafa doğru düzgün zombi spawnlı olmamış bile, ilginç bir şekilde. Adam sanırım sadece oradan çıkıyor demek istedi.
Bende dergi var zaten de derginin şeyi de var, şeması da var. Üst levelini görmedim ama. Bir level var elimde. Şuna shotgun'la girişsem mi? Değil 2000. 10.000 mermi de bassak bende kıtlık yaşanır abi. Ben ona eminim. 10.000 de bassak ben o kıtlığı yaşatabilirim kendime. Az sıktı. Mermimi idareli harcıyorum. Ya vicdanınla hareket edemezsin Ziya. Burası vicdanı olan insanlara göre bir yer değil dostum. Bu dünya değil, anladın mı? Acıma yetime. Çizdirdik. Sıkıntı yok. Burası öyle bir yer değil Ziya. Acırsan acınacak hale gelirsin. Bir mod atar mısın ya? ...50 dakika mı sürüyor barut craft'ı? Çok iyi değil mi? Ne yapacağım anacım ben 50 dakika? Şunları şuraya bırak bakayım. Buradakileri de bırak. Modülleri en son yukarı koyuyorduk. Elimizde bulunan altın ve elması şöyle. Barutu buraya. Nitratı buraya. Nitrat ve kömürü. Başka ne buraya kondu? Maymuncuk. Ve Kemal Efe, Babuş Reis ne haber, nasılsın demiş. İyiyim, teşekkür ederim Kemal Efe. Sağ olasın, gayet iyiyim. Sen nasılsın? Abi şurada paraları da koy, yemekleri de koy. Gel aşağı, bulanık suyu da koy. 301'in bulanık su. Ey, envanterin yarısı dolu, geziyoruz zaten ya. Envanter bu kadar dolu gezmek benim gücüme gidiyor, ne yalan söyleyeyim. Acayip dolu değil mi? Şuna bak, alt sütun yok gibi bir şey yani. Şurası yok gibi bir şey. Yarım envanterle geziyoruz. Aa dur, ben susturucu falan yapacaktım. 60. günün sabahına geldik bu arada. Aa, çelikleri işlemeye başlamış. Birazdan keskin nişancı tüfeğini yapabiliriz o zaman. Susturucu için de çelik istiyordu. Abi siz bir 50'şer çelik daha üretsenize. 8-10 dakikaya buraya tekrar geliyorum abi. Hem 5 level keskin nişancı tüfeğimi basacağım. Hem de susturucumu yapacağım silahlarıma. Araca eşya koyduğun zaman aracı envanterine alamazsın. Aracın envanterinde kalmasını istiyorsan eşya koymayacaksın içine. Yani topladığımız materyallerin üzerinde durma sebebi bu. Ki bu materyallerin içerisinde kamyonet de var. Türünün en kötü örneği mi? Daha iyi bir örneği olduğunu zannetmiyorum ya. Sürekli geliştiriyorlar. Yani işin açığı bilmeyen adam boklar, evet. Beğenmeyebilir, evet, zevk meselesidir ama türünün en kötü örneği olduğunu zannetmiyorum ya. Ya zira oyun tam bir içerik bombardımanı. Hani oyunda yapabileceğin gerçekten çok fazla şey var. Belli bir yerden sonra tekrar ediyor mu? Evet, tekrar ediyor ama bir de şunu sormak lazım, hangisi tekrar etmiyor? Hangi yapım tekrar etmiyor kendini belli bir yerden sonra? Buranın loot'u daha yenilenmemiştir ya. Bilerek evin etrafında turluyorum yeni silah yapabilmek için. Puanları çok düşük olsa bile seviyorum oyunu. Ya ben de seviyorum ya. Ya puanlarının düşük olma sebebinde insanların doğruluk payı var bu arada. Haklılık payı var yani. Onlara da haksızlar, ne halt yediklerini bilmiyorlar, etmiyorlar ya da ne bileyim işte onların oyun zevki mi var falan gibi bir çıkışta bulunamam tabii ki ama fırsat verilse çok rahat şey yapabilirsin ya, çok rahat oynayabilirsin.
Birazcık daha o şeyle alakalı yani, oyundan beklentinle alakalı. Staminamız dolsun biraz, şu arabaları bir sökeyim. Misal ben sürekli arabaları söküyorum. İçinden parçalar çıkıyor. Niye söküyorum arabaları? Çünkü içindeki parçalar lazım oluyor. Kısa demir borudur, şudur budur. Ya örneğin makineli tüfek yapacağım. Makineli tüfek için yay gerekiyor. Yayı en hızlı bir şekilde bulabileceğin yer buradaki arabaları sökmek. Yani arabaları sökerek çok rahat yay elde edebiliyorsun. Üstelik benzin de geliyor bir yandan. Sürekli çöle gidip petrol kazmana da gerek kalmıyor. Experience da veriyor. Oyundaki her şey deneyim puanı veriyor sana. Bakma biz şimdi biraz aynı bölgelere sıkışıp kaldık. Craft'ın bitmesini beklediğim için aynı yerlerde dolanıyoruz. Augury şöyle dostum. Delici değil, delgiydi galiba. Şemasını buldum, okudum ve yaptım. Ne yazık ki bir level'ın üstüne çıkartamadım henüz. Ona da experience puanı gerekiyor. Her şeye gerektiği gibi ona da experience puanı gerekiyor. İyi gelmişken madem şuradaki arabaları sökelim ya. Bu da bizim şeyimiz olsun, quest'imiz olsun. Ya o Kitipey, onun gerçekten çok üzücü bir hikayesi var. Project Zomboid'in. Yapımcı laptopunu çaldırdıktan sonra Steam'de bulunan backup'ına dönmek zorunda kalıyor. Steam'de bulunan sürümüne dönmek zorunda kalıyor ve birçok şey orada yatıp gidiyor. Yani aslında Project Zomboid'in ilk sürümlerinde NPC'ler de vardı. NPC'lerle konuşup oynuyordun. Örneğin bir tane yastığın var diyelim, elinde bir tabanca var, bir NPC'nin evindesin, bir şekilde kendine güvendirdin, şey yaptın, oyun birazcık daha role dayalıydı o zamanlar, kendine güvendirdin diyelim, bir şekilde içeri girmeyi başardın, kafasına sıkıp bütün her şeyi indirebiliyorsun misal, yani bütün her şeyi lootlayabiliyordun. Çok şey vardı oyunda ya, çok fazla içerik vardı da. İşte o çalınma olayı, adam laptopunu çaldırdı, şey oldu, dergiyi buldum. Ha burada. Dergiyi buldum, evet. Şu motoru da parçala. Farları da parçala. Ben tam bir ölücüyüm bu arada. Peki neden yeniden kodlamamış? Bilmiyorum. Ve Kemal Efe, abi yayın kaça kadar devam edecek demiş. Bilemiyorum dostum, buralardayım. Buralardayım. Skam'ı duydum ama hiç oynamadım. Ya ben birazcık da şey oyunları sevmiyorum ya. Yani sevmiyorum demeyeyim de. İşte Rust tarzı. Neden Rust tarzı oyunları sevmiyorum? Çünkü abi benim bir ton işim var. Gerçekten işim var. Yani oyundan çıktığın zaman her şeyin tehlikeye girmesi çok sıkıcı bir şey ve hani bir içerik üretiyorsan, bir şey yapıyorsan, atıyorum biz Rust serisi yapalım şu an, ki Scum öyle bir oyun mu bilmiyorum. Biz Rust serisi yapalım. Ateşli silah geçemeyiz lan bir ay. Ya oyundan çıkıyorsun, adamlar base'i omuzlayıp götürüyor. Her şeyin yok oluyor, ansızın yok oluyor. Yok sadakat puanı getirmeyeceğim. Ne yapacağız sadakat puanını? Arabalardan da iyi parça geldi ha. Eve gidip keskin nişancı tüfeği yapıp tadını çıkaracağım. Beni de sök götür abi. Ama iyi malzeme geliyor. Öyle deme şimdi yani. Kurşun bulması falan zor. Akü harici kurşun bulması zor. Biz etraftaki nesneleri temizliyoruz. Ya benim oyun iyice ayvayı yedi bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum. Arada bir sesi kesiliyor, bir şeyler oluyor. Oyun iyice babalara gelmeye başladı abi. O mod kur kaldır yaptık. Sonra stack modunu falan kurdum tekrardan. Biraz daha az amelelik olsun, azıcık rahatlayayım diye. Sonra babaları yedi. NPC'ler içe giriyor. Sesi buglanıyor. Yeni alfa mı geldi acaba? De 60-70 saatlik save. Şey yapmak da istemiyorum. 60-70 saatlik save'i hiçe saymak da istemiyorum.
Sandıkları bile götürmüşler. Babuşum kurşun da kömür gibi madenlere sahip. Biliyorum biliyorum Ademciğim. Biliyorum, zor bulunuyordan kastım oydu. Hani madenini bulmak zordu. Deyiz'de mükemmel bir base yapmıştık ve 5-6 tane M4 falan vardı. Adamlar sandıkları bile sökmüş. Ya işte öyle ya. Uyuyacaksın. Ne bileyim. Sürekli oyuna vakit ayıramazsın. Ya, ve adamlar gelip söküp götürüyor. Ben çok nefret ediyorum yaptığım bir şeyin başka birileri tarafından bozulmasından. Tamam eyvallah, bozmak zevkli de yapmak o kadar zevkli mi bir bakayım? Onu bir yapana sor. Sürekli sıfırdan başla, yeniden yap. Sıkıntı. Evet, mod yükleyince babalara geliyorsun. Onu ben de fark ettim abi. Babalara geldi şu an save. Baksana. Yani şeyi almaya çalışıyorum. Motora, envantere almaya çalışıyorum. Patlıyor gidiyor. Öylesine dolanıyorum bu arada, dediğim gibi. Crafting süresinin dolmasını bekliyorum abi. Bir yandan da şu envanterdeki iş bölümünün dolmasını, bitmesini bekliyorum. O ne kadar uzun zaman sürüyor arkadaş şunları çevirmek ya. Merhaba zombi beyefendi. Ya oynayan adamlar şey şeklinde oynamıyor mu olgun? Adamların devriyesi var misal. Ben oynayan insanları gördüm ve adamlar oyuna girdikleri zaman gerçekten devriyeleri var. Yani ya akşam bir kişiyi online bırakıyorlar. Bir sıkıntı olunca telefonla arıyor adam. Arkadaşlarını çağırıyor, şey yapıyor. Base'i savunuyor falan. Bir de oyunda yaptığın şeyin de bir anlamı yok. Çünkü swap geliyor abi. Her şeyi sıfırlıyorlar. Benim de öyle bir arkadaşım vardı. Millet uyuyunca base patlatıyorlardı. Çok sinir edici bir durum. Evet, evet, evet. C4'ü döşüyor, şeyi döşüyor böyle. Bir geliyorsun, Allah'ım, yerde yerler esiyor böyle. Her şeyin yerinde yerler esiyor. O manyakların oynadıkları server official. Onlar official'da oynuyor. Yani işte olgun, o yüzden ben o tarz oyunları sevmiyorum kanka. Ayırdığım vakte değmiyor çünkü. Ya diyorum ya, adamın ekibi var. Adam gecenin üçünde arayıp kaldırıyor. Nereden biliyorsun diye sor. Ya bizim de çevremizde oyun oynayan çok insan vardı ve hani onlardan birkaçıyla sohbet etme şansı buldum. Adam ya, gece biz film izliyoruz, şey yapıyoruz böyle, takılıyoruz. Adam oyunun başında sürekli. Ya diyorum, ne yapıyorsun burada? Niye oyunun başındasın? Kanka diyor, base'i koruyorum. Adam sesi duydum, ayak sesi duydum. Aynı adam iki defa geçiyor yerden, hemen arkadaşlarını arıyor. Abi uyanın, bir iki kişi daha gelsin, şey yapsın. Hayatsız mısın lan? Abi dağ gibi, dağ gibi yemek gözüküyordu orada, dağ gibi. Gelen yemek miktarı gerçekten bu kadar mı? Bu arada şu kıyafetlerden de bir kurtulalım. Sonrasında artık eve gideceğim. Buna ihtiyacım yok. Şunları bir çevirsinler yavaş yavaş. Öf, daha çevrilecek o kadar çok parça var ki. Şuradaki yere gideceğim. Aşağıdaki ilaçları alacağım. Söylesene, beni de alsınlar mı? Nani? Evine yabancı biri gelince telefonla bildirim geliyor. Telefondan oyun içi görüntüleri izleyebiliyorsun. Peki kanka, peki yani hangi oyun seni telefonla bildirim alacak kadar meşgul ediyor? Bir de onu düşün sevgili Loki. Yani tabii ki oyun oynamak bir tutkudur. Tutkularına sonuna kadar saygı duyuyorum. Lütfen beni yargılıyor gibi düşünüp yanlış anlama. Ama hani en nihayetinde bu bir bilgisayar oyunu ve oyunu kapattıktan sonra bitmesi gerekmiyor mu? Oyunu kapattıktan sonra bitmesi gerekiyor abi. Yani oyunu kapattım, atıyorum ailemle yemek yiyorum, telefona bildirim, köyü yağmalıyorlar. Lan Clash of Clans mı bu? Dediğim gibi yani yargılamıyorum da, ne bileyim abi. Ben oyunu kapatınca bitmesini isterim. Kapattıktan sonra da kabus devam ediyor. Uy. Kameradan evini izliyorsun. Oğlum o neymiş öyle ya?
Ve Ziya, babuş ben Rust'ı bayağıdır oynuyordum. Ve oyunun eğlendiren kısımlarından biri sana sunulan strateji hamlelerinin sonsuz olması. Eğlendiren kısmı bu. Abi eğlendiren kısmı base'ine kamera koyup telefondan sıçarken izlemek mi? Kalsın, ben eğlenmek istemiyorum. Ben ne anlarım oğlum oyunda? Ya bana sövsünler daha iyi ya, sen ne anlarsın diye. Magnum cilti de çıktı. Bunlar ne kaynaklarmış arkadaş, parçala parçala bitmedi. Öylesine zaman geçirmeye girdim bu arada. Bir yandan base'deki işlerin tamamlanmasını bekliyorum. Tamam. Red Dot acık daha yanaştırırsa süper olmaz mıydı? Artık eve doğru gidelim. Zira silahlar olduysa bir M60 yapacağım kendime. Pistolüme susturucu, kendime M60. Bir tane de keskin nişancı tüfeği, ardından buraları terk edeceğiz efendim. Hayatımın üçte birini çalacak ve eğleneceğim. Ben bilmiyorum abi. İnsanların dediğim gibi seçeneklerine saygım sonsuz. Ha sen ne yapıyorsun sanki, ulan dünyayı mı kurtarıyorsun? At ağızlı diyeceksin. Dünyayı kurtarmıyorum da kanka. Ya misal Seven Day işte. Kapattım bitti benim için. Artık bir dahaki girene kadar yüzüne bakmam. Mert'i germ galiba. Prime'ın avantajını kullanarak aramıza katılmış. Hoş geldin. Oyunda motor dışında tabii ki taşıtlar mevcut. Bir tane kamyonet seçeneği var. Böyle canavar kamyon gibi kullanabiliyorsun. Kendisinin bagaj kapasitesi motordan çok çok daha gelişmiş vaziyette. Ve dayanıklılığı da daha fazla ama daha yavaş gider motora nazaran. Bir de jirokopter adını verdiğimiz şey var. Uçak var. Arzu edersen uçak da kullanabiliyorsun ama bu uçak öyle şey bir uçak değil. Nasıl diyeyim? Kolay kullanabileceğin, kolay deneyim edebileceğin bir uçak değil. 1 saat 41 dakika ne ya? 1 dakika 41 saniye. Şunları da parçalayacağım daha. Tam base'in altı temiz gibi gözüküyor, base'in etrafı. İçeriden böyle sesler geliyor, çatır çatır, o ateş sesini duyuyorsunuzdur. Çünkü çelik üretiyordum. Şunları bir kapat şimdilik. Daha burada barut üretiliyor. 3000 barut üretildiğinde mermi yapacağız. Bak mermi uçları burada. Mermi kovanları burada. Çelikler burada. Bir de M60 yapalım buraya gelmişken. Şu bitsin de. Emirhan, Prime'ın avantajını kullanarak aramıza katılmış. Emirhan'cım hoş geldin. Yeni alfada arabaya mod eklenebilecekmiş. Ne gibi modlar misal? Envanter genişletme kapasitesi falan mı? Baruta daha çok var. Ve Ziya, genellikle bir hafta sunuculara girip hızlıca kasıp hızlıca aksiyona giriyoruz. Bir aylık sunucular gerçekten zaman çalıyor. Yani tabii ki işin eğlencesi odur da ben bir şeyi kaybetme söz konusu olduğunda ne yazık ki kendime eğlenceye çok veremiyorum ya. Bu tabii ki benle alakalı bir durum da. Ben kaybetme opsiyonu olduğu zaman genelde o seçeneğe girmemeyi tercih ediyorum. Şuradan parlaklığı azıcık kısalım, yine gözlerimizi kör etti oyun. Yani birazcık daha zemini rahat görelim. Yok, ben kaybetme seçeneği olduğunda bana gelmez abi. Ben kaybetmeyi sevmiyorum. Şunlar parçalansın, komple bunları yerleştireyim. Sadece şu an baruttan ses geliyor. O yüzden evin etrafını çok zombi sarmaz diye tahmin ediyorum. Dünya derecemiz 135. 3614 zombi öldürülmüş şimdiye kadar. Seviyemiz de 65. Hayırlısı bakalım. Şu motoru da şey yap.
Motoru da parçala. İçeceği ve yemeği yerine koyalım. Allah'tan kemerdekileri koymuyor. Hepsini koymasaydın. Neyse, envanter rahatladı. Bak bir de bardağın dolu tarafını görelim abi. Hakikaten envanter rahatladı bak. Böyle gezelim. Bir şekilde antibiyotik mantibiyotik bir şey buluruz zaten. Sen zombiler eve zarar verecek diye gidip başka evde defanslıyorsun. Evet. Ben maalesef bu tarz bir yapıya sahibim ya. Ben abi bir şey bozulduğu zaman inan şey yapamıyorum. İnan odaklanamıyorum. Hiç hevesim kalmıyor böyle. Ve oyunu kötülemiyorum abi. Dediğim gibi sizin oyun zevkinizi yargılamıyorum. Yani kesinlikle eğleniyorsunuzdur, keyif alıyorsunuzdur ama ben keyif alamam abi. Ben bir şeyi kaybetme riskim varken keyif alamam. Benim yapım böyle. Motoru da koy yerine. Şimdi gelelim craft seçeneklerine. M60 için ne gerekiyor? 7 tane bant, 25 tane hurda polimer. Bir seviye 4 M60 da yapalım ya. Şunu da bir parçala bakayım. Seviye 4 M60 yapacağım. Kaç tane tüfek parçasıydı? 15 tane makineli tüfek parçası. Sonra 7 bant 25 hurda hurda. 7 bant 25 hurda polimer, 15 yay. 7 bant 25 hurda polimer. Evde tek değilim, merak etmeyin. 7 bant 25 hurda polimer. 10 tane yay. Zeşkem alacaklı gibi kapıyı çalmasalar. Şimdi şunları da alalım bakalım buradaki bütün şeriklerle beraber. Hem M60 hem de bir keskin nişancı tüfeği yapalım. Madem bu arada keskin nişancı tüfeği yapacağız, şunları kaldıralım. Bu silahı da parçalayacağım. Şimdi önce keskin nişancı tüfeği. Olgun, bu tüfekten çıkan sese... ben silahlarımı parçaladım da bu silahların yapılması zaman almıyor mu Keko? Samet efendi? Bir de susturucu craftlayalım. Sonra ne yapacağız? Hallettim. Eyvallah abim. Hurda polimer 5 tane, 2 tane yağ, 2 tane mekanik parça. Hurda polimer 5 tane. Aa, canım yanıyor. 5 tane hurda polimer. 2 tane mekanik parça. 2 tane yağ. 10 tane çelik. Hakikaten canım yanıyor bu arada. Onları bekleyeceğiz bir de değil mi? Dur, buranın değildi yeri. Ya altı üstü bir ekipman yenilemek istedim. Bir tane de susturucu. Kafadan biz bir 20 dakika yokuz galiba. Madem öyle, susturucuyu gel şu pistole tak da bir rahat edelim. Sonra keskin nişancı tüfeği için mod bakalım kendimize. Keskin nişancı tüfeğinde ne kullanırız? Abi 8x hiç rahat değil. Zorluk derecesi Samet'le koop. Ya kardeşim bir. Uğraşma benden ya. Git başkasıyla eğlen. Yakından geliyor çimen sesi. Bende kontrol obsesifliği var ya. Bende kontrol obsesifliği var. Ben onu fark ettim abi. 4x falan umduğunuz gibi değil reisler. 4x falan umduğunuz gibi değil abi. Peki şarjör uzatma yapabiliyor muyum, şarjör uzatıcı?
5 dövme demir, 5 yapıştırıcı, bir şarjör uzatıcı yapalım. Şimdi ney? 5 yapıştırıcı, 5 mekanik parça, 10 yay. 10 yay. 5 yapıştırıcı. 5 mekanik parça. 10 tane dövme demir. İtem yeniyoruz. İtem yeniliyoruz abi. Şarjör uzatıcı. Tamam abicim. Eyvallah. Çekirge sesi geliyor bir ama. Sandıkta uzatıcı vardı. Ha, salla yenisini basalım. Önemli değil. Başka ne lazım bize? Tutuş modu falan lazım abi. Tutuş modu. Geri çekilebilen dipçik falan değil de böyle tutuş modları. Tam otomatik. Seri atış. Bak. Çatal ayak kullanabiliriz abi. Çatal ayak kullanabiliriz. Çatal ayak işimize yarar. Pompalı tüfek şoku. Yok, bu susturucu değil, bir şey değil. Ben Red Dot kullanacağım ya. 4X'te çok iyi değilim ben. Önden tutma modu var orta altta. Nasıl önden tutma modu var ya? Hangisinde? Şunu bir şuraya al da. Önden tutma modu dediğin hangisi? 2X dürbün var. 8X dürbün var. Ergonomik tutuş. Geri çekilebilen dipçik. Önden tutma. Ha, bak. Abi. Ama seviye 5'e kaç tane basılabiliyor? Seviye 5'e 3 tane basabiliyorsun zaten. Çatal ayak mı? Silahları nişan alırken isabet ve kontrolünü arttırır. Bence bunu kullanalım abi. Bu, şu şarjör uzatıcı. Hatta susturucuyu bile takamayacağız değil mi ona level 6 olmadığı için? Evet abi, susturucu bile takamayacağız ona. Susturucuyu artık tak çıkar, opsiyonel oynarız ya. En olmadı çatal ayaktan feragat edip ya da dur, şarjör uzatıcıyı biz en güzeli iptal edelim abi. Şarjör uzatıcıyı biz en güzeli iptal edelim. Çünkü susturucu falan da kullanacağım. Keskin nişancı çok mermi almasa da olur. Ve Ziya, babuş bu oyunda seni tatmin eden, en çok zevk aldığım dediğim bir zaman bir olay oldu mu bu oyunda? İtam istiflemekten çok zevk alıyorum. Bende öyle bir manyaklık var Ziya. Çok teşekkür ederim bu arada desteğin için. Sağ olasın. Abi item istiflemekten acayip keyif alıyorum. Hani şurada şu 30 stack, burada hani 30.000, 12.000, işte burada 500 tane falan filan ya. İtam depolamaktan acayip keyif alıyorum abi. Ben istifçi bir insanım. İstif yapmaktan acayip keyif alıyorum. Yine gidip zaman geçirelim. Ortalığı temizleyelim. Silahlarımız basılsın umara. Her oyunda böyleydim ben. Online oyunlarda da böyle. Kaç tane online oyun akontuma gireyim göstereyim size böyle. Etkinlik geliyor. Atıyorum o etkinlikte 120 birim bir tane üründen depoluyorum. XP'yi arttıran. Abi saatlerce kas. Ha şimdi bırakırım. Ha şimdi sıkılırım. Ama sıkılmıyorum da o XP booster'ı basmadım. Ne XP booster'lar, ne işte itemler. Basılmadan çantada heder olup çürüdüler abi. Basılmadan her biri çürüdü. Burayı yağmaladık mı? Burası bizim evin olduğu semt. Buradaki her yer yağmalanmış vaziyette aşağı yukarı. Ardacığım, o modun stabil çalıştığını düşünmüyorum dostum ya. Vallahi yalnız olmamak çok mutluluk verici. Sevgili Rex Ivel. Yalnız olmamak çok mutluluk verici. Abi depoluyorum. Yani sürekli alıyorum ama... harcamaya kıyamıyorum yani. XP booster basmadan saatlerce farm attığım oluyor misal. Hani lan bas işte, daha hızlı level alacaksın. Bizim acaba dur, şurada bir yerde mağara vardı. Yer altına inen bir tünel vardı. Yer altı resetlendiyse oradan sağlam silah alırız da resetlenmemiş de olabilir. Ya MMORPG çok oynadım canım. Abi ben MMORPG oynayınca uyumayı falan unutuyorum böyle. O yüzden pek sevmiyorum MMORPG'leri. Bütün zamanımı emiyor, bütün zamanımı da vermek istiyorum. Uyuyamıyorum ya böyle, hani biraz daha oynayayım, birazcık daha şey yapayım diye. Şu an sadece stack modu kurulu.
Mermileri hızlı stekleyebilmen için. Çünkü mermileri steklemediğin vakit sıkıntı, birikmiyor. Kuyu vardı şunun arkasında bir yerde. Kuyu resetlendi mi acaba ya? MMORPG'ler fena hayat emiyor. İşte Rust'ta da aynısı oluyor. Tek farkı her şeyini kaybetme riski var. MMO'larda yok paşam. MMO'larda yaptığın her şey kendi karakterinin üstünde kalıyor. Albion'da eline verirlerse sarı kırmızı alanda onlar da gidiyor. Kırmızı ve siyah mı diyor? Bütün MMO'larda geçerli değil tabii ki. Bak Albion'da oynamam misal. Bir şeyi kaybetme riskin varsa ben oynamam abi. Adam Bannerlord yazdı ve ben intihar etme isteği duydum ya. Dikenin üzerine oturdum. Hayır abi oynamıyorum artık. En son birinde oynadım ayın birinde. Kasım 1'de. Bir aydır oynamıyorum. Ne olur beni rahat bırakın ya. Hayır bir de musallat ekseyi açarlarsa kurtuluşun da yok. Seviye 6 pistol lan. Gireyim şu evi de patlatayım bari. Bannerlord'u. Bannerlord yazamıyor ya. Oğlum musallat ekseyi bir açıyor bunlar böyle. Her yerden böyle 1080p izle full HD izle. Ya tamam seviyorum ediyorum da biri bana bir baskı yaptığı zaman uy yani öf. Ve Emirhan, selamünaleyküm abi, iyi yayınlar. Warhammer gireceğim mi bugün demiş, elbette. Bir de bu ilk bağışım ve Prime'lığı sana aldım, seviniyorsun demiş. Teşekkür ederim Emirhan'cığım. Kesene bereket, eyvallah. Ve Ziya, iyi yayınlar babuş, görüşmek üzere. Ne oldu? Ben niye yanıyorum? Oğlum ne oldu? Közün üstünde dururken alev mi aldın? Rast girmek istersen gelmekten büyük mutluluk duyarım. Ha, teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Vallahi yanıyorsun Fuat abi. Bu oyunda askeri üs var mı? Tabii ki. Tabii ki. Oyunda kaleler ve askeri üsler mevcut. Ama onlar da zombi işgali altında. Ha, pek bir şey fark etmiyor yani. Yine zombilerle çarpışıyorsun. Yine zombilerle uğraşıyorsun. Ateşe oturdum fark ettim. Peki misal... Bayağı gizli gittin Samet şu an. Abi oyunu ben bozdum artık böyle. F falan kapanmıyor bende. Gizli gitmeyi deneyeceğim. Epey de gizli gidilir ya. Şu keskin nişancı tüfeğini falan alayım. Tüyeceğim buradan da tüyemiyorum. İçeride gerçekten zombi yok mu? Öldüğün zaman oyun bitiyor mu? Yani bitmez de. Şöyle göstereyim bak. Ben bu zamana kadar 15 kere ölmüşüm. Bitmez ama deneyim puanı kaybedersin. Ve hani çoğu şey deneyim puanı istiyor. Bunlar benim attıklarım. Ya yeterince deneyim puanın yoksa sıkıntı yaşayabiliyorsun. Bir de yeterince deneyim puanından ziyade şöyle bir sıkıntı da var. Eğer senin geliştirdiğin yerleri, yaptığın yerleri yıkarlarsa, misal evin yıkılırsa, tekrardan mermi üretemezsen belli bir süreden sonra oyunun temposuna yetişemeyebilirsin. Ya oyunda aktif kalman gerekiyor. Çünkü zombiler sürekli güçlene güçlene geliyor. Dalga dalga geliyorlar. Şuradaki oyun aşamasındaki zorluk derecesine göre sürekli dalga dalga geliyor bu zombi grupları. Eğer elinde onları savunacak yeterli silah yoksa ne yazık ki çok bir şansa sahip olamıyorsun ve ölüyorsun. Ölmemeye kasmanın sebebi bu. Ve Kaan, Samet'im beni hatırladın mı? Can abinin çok selamı var. Keyifli hafta sonları güzel kardeşim demiş. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Aleyküm selam. Can abiye de çok çok selamlar. Türk TR Gamer. Ya o şey kanalına ne yaptı biliyor musunuz? YouTube kanalına. Böyle ara sıra nostalji yapasım geliyor. Diyorum gireyim izleyeyim Can abinin videoları. Ya çok güzel Fallout 4 oynuyordu. Hala aklımda, hala hatırımda. Bir tek Twitch'te bir tane yayın tekrarı var sanırım silinmedik. Onu izleyip duruyorum. Bütün YouTube kanalı şey olmuş ya. Kapatmış galiba.
Bir taşınma olayları oldu, bir şeyler oldu. De Can abinin de seveni çok ya. Barış abi misal çok seviyordu Can abi. Ki hala öyledir. Onun adına konuşmuş gibi olmayayım da. Çok tatlı bir insandı Can abi. Sıkıntı oldu, kapattı. Vallahi nasıl bir sıkıntı bilmiyorum da ya keşke elimden bir şey gelseydi ya. Kanalı kapatması gerçekten kötü olmuş. O kadar anı, o kadar emek. Videoları falan bir yere yedekleyebildim mi peki? Hani en azından bizim görebileceğimiz bir yerde. Can abi çok güzel insan ya. Muhabbetinden kesinlikle keyif aldığım. Ya o kadar kitap okuyorum, o kadar zombi kesiyorum. Böyle her yeri yağmalıyorum, her yeri lootluyorum. Yok mu bir experience ödülü be? Bir yerden seviye alalım artık ya. Ben çok uğraşıyorum geri gelsin diye, bakalım neler olacak. Ya inşallah Can abinin seveni gerçekten çoktu çünkü. Yani hadi YouTube'u geçtim. Twitch'te yayın açsa insanlar çok fark ediyordu bence. Hele Sheldred serileri, Sheldred. Türk TR Gamer tabii ki canım. Aybars, Toybars. Aleyküm selam bu arada. Tekrardan çok teşekkür ederim ya. Can abinin selam yollaması bayağı beni mutlu etti. Bayağı sevindim. Arkadaşlar biz laflarken bu esnada bizim evde silahlar basılmış olabilir bu arada. Yani birazdan yeni ekipmanlarımıza kavuşabiliriz. Yeni ekipmanlarımıza kavuşup buradan artık toz olup gidebiliriz efendim. Ve burada zombi yok abi. Ne olduysa buradaki zombilere. Burada doğru düzgün zombi yok. Biri kendini buradan mı astı? Attı mı? Ne yaptı? Aha! Aha gördüm ben loot'u. Yalnız zaman da geçiyor ha. Zaman öyle bir geçiyor ki hem de hakikaten biri kendini burada asmış gibi değil mi ya? Tamam bekle, halledeceğim. Bütün çaba bunun için miydi? Ve anladım, kalpsiz Batu'nun, adam bana saatlerce eşlik ediyor ama kalpsiz Batu. Niye? Çünkü subs'ını yenilemedi. 12. ayını kutlamış, anılım kesene bereket Batu'cum, hoş geldin balım. Kalpsiz Batu Gaming. Hey gide hey be, hey gide hey. Heroes and Generals videoları çok güzeldi ya, Can abinin. O çok keyifliydi. Ya bütün serileri çok keyifliydi benim için ya. Canlı yayında oynadığı Fallout 4'ler, adam oyunun böyle A'sından Z'sine her şeyini biliyordu. Oturup bir anlatıyordu. Bak şurada şu var, burada bu var diye. Benim Fallout 4 oynamaya en büyük istek duymamın sebebi Can abiydi zaten. Bir de onun şeyi vardı, böyle bir yayın keyboardu vardı. İşte atıyorum bir tuşa basıyor. Şey çıkıyor böyle, hani Rammstein'den Bang Bang şarkısı. Adam şey yani böyle birkaç saniye çalıyor, fire, fly, bang, bang diye oradan bazukayı atıyor falan. İnanılmaz güzel yayınlar yapıyordu ya. Selam göndermesine çok sevindim valla. Rahip zombi var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Bildiğim kadarıyla yok. Yani hemşire zombiler var böyle özel zombi türü olarak. Sanırım... Escort zombi diyebileceğim bir zombi var. Of. Of 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 of. Geldi chat, geldi. Geldi abi, işte geldi bak. Şunun bir sesine falan bir bak. Bayılacaksın zaten bunun sesini duyduktan sonra. Susturucumuzu da tamamlayacağız da daha evde... Çok güzel duymadı mı? Çok güzel durmadı mı ya? Geceleri Can abiyle Seven Days oynuyoruz. Oo süper abi, süper. Olgun bak bak, sese bak şimdi. Daha susturucusunu takmadık. Şunun sesine bir bak.
O tokluk geldi mi sana? Bir de bununla çöke çöke sıktığını düşün. Üf 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 üf. Bir de TR5 oğlum, bir hort mort bir şey ver kafama ne olur ya. Bir hort mort bir şey ver kafama, ben bir böyle bir zombi parçalamak istiyorum ya. Tüccara gidip görev alalım da zombileri parçalayalım bari. Son 4-5 dakikamız var, onu da bekleyelim de madem base'in etrafında. Gezinmekten artık bir çare oldum, şunları bir yapıp verse de. Parçaları ekle. Oradan bunları ekle. Şuraya bulanık suyu ekle. Yukarıya da kan torbasıyla steroidler. Çok iyi abi. Barutların ne kadarı var peki? Barutların da 10 dakikası var. Ben bugün mermi yapmaya da giderim de evde kalmaktan sıtkım sıyrıldı.